şu mu isteniyordu? O alanda belki sizler buradaki üyeler bir süre sonra oradan uçuşlarınızı gerçekleştireceksiniz. İşçilerin cinayete kurban gittiği, cesetlerin orada olduğu bir hava alanını nasıl kullanabileceğiz? Nasıl kullanabileceksiniz? İktidar buna nasıl göz yumabiliyor? Buradan sormak istiyorum. Asıl işverene, yani sermayeye işçilerin sorunlarını çöz demesi gerekenler maalesef işçilere yönelik bir operasyonla cevap verdi. İşçiler gözaltına aldı. 33 işçi arkadaşımız sendikacılar da dahil olmak üzere tutuklandı. Ve sonrasında sorunlar çözüldü mü? İşverenin açıklamalarına rağmen, valiliğin açıklamalarına rağmen, sorunları çözeceğiz açıklamalarına rağmen peşinden bu tutuklamalardan sonra iki kişi daha iş kazasında yaşamını yitirdi. Şu an ise havaalanı bir açık cezaevine dönüştürülmüş durumda. İşçilerin başında emniyet güçleri bekliyor. Bu emniyet güçleri işçinin başında değil, sermayenin oradaki patronların başında beklemesi gerekiyordu. Patronlara bu işçiler neden burada cinayetlere kurban gidiyor, neden yasalarda belirlenen haklarını vermiyorsunuz demek zorundaydı. Ama bir kez daha bu iktidar ve onun kolluk güçleri sermayeden yana olduğunu gösterdi. Sermayenin yanında durduğunu gösterdi. İşçilere gözaltı operasyonlarıyla, tutuklamalarla cevap verdi.